Alp chat'e bak. Baktım bile. Çay keyfi betateshop.com'da kapınızda. Tıklayın gelsin. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Bu mesaj. Şimdi kendimi bir hazırlamam lazım öncelikle. Evet. Hazırım. Neymiş bakalım. İlk defa izleyeceğim bu arada şimdi ha. Yasak elma inceleme. Tüm aşk ve ilişki şeması. Ne demek o be? Hep vardı ve hiç bitmedi. Ama direndim. Çünkü bugüne dek o kadar şeye, hatta en sonunda da çocuğunu sevgilisinin karısına satana bile katlandım ama bu kadarı fazlayım. Bu da bir... Ne? Gezegen Gurbetçi 100 lira yollamış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Selam chat ve bayram hediyeleri kazanan arkadaşlara 2 dakika önce gönderdiğim Steam'lerine baksınlar demiş ya. Gezegen Gurbetçi danke schön, bitte schön, ich liebe dich. Ya. O kadar da söyleyecektim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin bu arada. Bir candı. Ama virüsten dolayı bütün dizilerin çekimleri durup da istekler durmayınca bana da bu isteğe bir karşılık vermek düştü. Ha, bu arada dizi çekimleri durdu dediğime bakmayın. Doğan'ın bile kendine gelmek için fırsatı oldu ama Türk izleyicisinin olmadı. Kimi de maske taktı, yine de devam etti. Neyse, o başka konu. Önemli olan şu ki... Abi arka sokakların bitmesi için ülkede seferberlik falan ilan edilmesi birlikte lazım zaten. Tükürdüm. Önemli olan şu ki birlikte başardık. Az sonra Instagram'dan yaptığım hafıza testi gibi ricayla birlikte çıkardığımız dizinin bütün ilişki şemasını Konay anlatmaya görüşürüz. Çalışacağım. O zaman hemen başlayalım. Yasak tekrardan ya. Teşekkürler gezegencim. Murat Soner. Nasıl yani? Elma da mı yasak? Merak etmeyin. Bizim dizilerde değil. Mesela daha önce adını bu kadar hak eden başka dizilerimiz de vardı. Örnek Aşkı Memnu. Zaten onun da anlamı yasak aşk demek. Hatta bakın afişinde de ne vardı? Elma. Yani bu memlekette televizyon izleyicisine o elma her zaman tatlı geldiğinden kah yengeyle yendi, kah enişte ve baldızla. Ama bir süre sonra... Hakikaten ya bizde çok var bu. Ondan sonra neden efendim baldız baldan tatlıdır diye laf var işte ha. Ülke aç, ülke seviyor yani, bunları yapacak bir şey yok. Elmaya açız abi, elmaya. Ha he, hoş geldin Melike'cim, sen de hoş geldin. Bu da yetmedi. E tabi ne öyle, her dizide bir elma bir elma. En sonunda 2018 yılında bir dizi çıktı ve o yasak elmayı kamyonla döktü izleyicinin önüne. Gerçi onun da adı alan memnu, satan memnu olabilirdi ama daha basit endirgeyip yasak elma dediler. He. Önce diziyi hiç izlemeyenler için en baştan hatta jenerikten başlayalım. Çünkü başlayalım. Bir jenerik bile çok şeyi anlatır. Mesela şu jenerikten krallıkların savaşını anlıyorsak bakalım bu jenerikten ne anlayacağız? Lüks araba, şunu da istiyorum şunu da diyerek yapılan alışveriş, tek taş, kürk, pırlanta, yat, lüks evler... Güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler. O kadar. O zaman dizinin konusu para mı? Az önce dizinin tamamını izlediniz. Ben şimdi sadece dizinin şok eden ayrıntılarına gireceğim. Öncelikle diziyi izlediniz. Yanlış ben şimdi sadece dizinin şok eden ayrıntılarına gireceğim. Hadi bakalım. Öncelikle diziyi sadece 2,5 bölüm izleyebildim. Abi benim hayatımda en izlediğim tek Türk yalnız. Tek Türk konuşamıyorum. Tek Türk dizisi Aşkı Memnu'ydu yani. Aşkı Memnu'nun finalini gördüm. Aşkı Memnu'nun finalini televizyonda gördüm. Ondan sonra bir daha da abi ne televizyonun yüzünü açtım, ne dizilerin yüzünü açtım. Hiç. Ve bu 2,5 bölümlük sürede 2,5 dönümlük mezhebe anca sığabilecek bir ilişki yumağına maruz kaldım. Çünkü dizi paraya para demeyen, büyük bir ihtimalle paraya da kadın diyen kocasına sevgili bulan bir kadınla başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Kocasına sevgili buluyor. Sevgili bakıyor. Amacı da boşanırken kocasının parasını da almak. Çünkü kadın da kocasını başka bir adamla aldatıyor. Ki o adam da kadının kocasının ilk merhaba baba. Karısından olma kızıyla takılıyor. Bir dakika, ne diyorsun ya? bak dur, bir daha burayı bir daha dinlememiz lazım. Ki o adam da kadının kocasının ilk karısından olma kızıyla takılıyor aynı anda.
İyiyseniz devam edeyim. İyi miyim? Şimdi izlerken başka ama söylerken bana da ağır geldi. Kadın sürekli gittiği restoranda kapıda karşılama görevlisi olan güzel bir kıza maaşının 3 katını teklif edip kocasını ayartmasını istiyor. Kız da fakir birini mi seveyim diyen biri olduğu için kabul ediyor ve adamın yanına diyet kontrolcüsü olarak giriyor. Ay, o nasıl bir şey diye sormayın. Adam da çok değil. Sadece bir gün sonra beklenen o mesajı atıyor. Uyudun mu? Kız uyuma... Erkek beyni çok enteresan çalışıyor. Yani 70 yaşındaki erkek beyniyle 15 yaşındaki erkek beyni nasıl aynı çalışabilir ki, anlatabiliyor muyum? 15 demeyelim de 18 diyelim hadi, tam 18 yaş beyniyle 50, yani 80 yaş beynine kadar, 80'e de gitmeyelim. 18 48 58'e kadar hadi, hatta belki. Bak ne kelime. Servetin yarısına değil tamamına sahip olabilmek için uyanık olmanın hakkını veriyor. Zaten biliyorsunuz memlekette lan, diziler ikiye mi? Ayrılır. Koca parası yiyen kadınların olduğu kış dizileri. Doğru. Ve bir şirkette kendi parasını kazanmak için çalışan ama bir yandan ile dağları deviren sakar kızların yine dizinin sonunda zengin parası yemesini konu alan yaz dizileri. Hadi ve bu bakalım. Kez bir ilke imza atılmış ve bir dizi süresine iki dizi birden vermişler. Çünkü bu kızın kardeşi de çalıştığı şirkette tabii ki güvenlik görevlisine falan değil, patronuna aşık oluyor. Ve tabii ki o güne kadar kendine kaplıca sülüğü gibi yapışan kızlardan usanan sert erkek de ters cevap veren bir kız gördüğünde poğaça hamur... Did you promise yourself that... Bir şey soracağım. Dizi içinde dizi mi var? Ben yanlış mı anladım? Çok fenaymış bu olay ya. Yani dizinin bir kısmı bir aşk entrikası, dizinin bir kısmı başka bir aşk dizisi. Yani yasak elmanın içerisinde erkenci kuş var. Aa! Erkenci kuş da böyleydi. Orada da vur öyleydi. Aa! Ben var ya çözmüşüm Türk dizi kültürünü. Tamam devam. Abi ses yok abiciğim. İşte gördüğünüz ve duyduğunuz gibi dizide iki evren var. Ve bu iki parasal evrende ilişkiler kendi içinde dallanıyor ve en sonunda da birbirine giriyor. Allah! Az sonra en önemli kısma geleceğiz ama çok hazır güzelmiş. Paradan bahsetmişken ben bu diziyi izlerim. Size para kazanabileceğiniz, kazanırken de bu kanala destek olabileceğiniz bir sistemden bahsedeceğim. Anket Cep'te. Adı üstünde bir anket uygulaması. Abi, müsaadem varsa buraya bir şey yapıyorum ben. Veriliyor zaten. Bu arada eğer arkadaşlarınızı da sisteme davet ederseniz onların yaptığı anketlerden de para kazanabiliyorsunuz. Ama onların yaptığı üyelerden sade para kazanabiliyorsunuz. Sade zincir gibi ama anket versiyonu. Anket kanal özel linki açıklama kısmında ki eğer o link üzerinden üye olursanız dediğim gibi bu kanala da destek olmuş oluyorsunuz. Gelelim para için anket değil evlilik. Arkadaşlar bu kanala destek olmak isterseniz de bit atabilirsiniz, haberiniz olsun yani. İlk cüzdanı dolduranlara. Ama bu ay atmayın şimdi daha fazla. Atacaksanız bir sonraki ay atın çünkü bu ay bitti ya şimdi. Bu ay zaten referans gelirini dolduramayız. Bu ay atma boşver. Gelecek aya atarsın tamam. Bizde böyle direkt düz. Düz, sert ve kesin konuşmalar. Hani dedim ya az önce 2,5 bölümde 2,5 dönümlük bir ilişki yumağı izledim diye. Hı-hı. Meğer o hakikaten işin en yumak kısmıymış. Daha sonra senaristin de altında kaldığı o sistemi bana anlatmaları için Instagram'dan beni takip edenlerden destek aldım ve... Bir şey söyleyeyim mi? Dark dizisi hak getire. Biliyor musunuz siz Dark dizisini? Dark dizisi hak getire. Bu ne? Herkes en son Halit'e mi giydiriyor? Ben anlamadım. Aa. Vallahi en son herkes Halit'e saplıyor. Halit de bu ilk başta gösterdiği beyaz saçlı uyudun mu yazan abim değil mi? Halit ikinci eş. Halit dördüncü eş. Ve sağ olsunlar bana Yasak Elma dizisinin ilişki şemasını çıkardılar. Ve ben de o şemalar sayesinde burada bir yenisini oluşturdum.
Hani polisiye dizi ve filmlerdeki cinayet çözmede ya da cinayet işlemede kullanılan şu ipli tablolardan var ya. Heh. Vallahi hazırım. Yapayım dedi. Yap abi. İran halısına döndü. Gel. Ulan bebekten ne istediniz? Bebeği bırakın ya. Bari bebeği bırakın. Bebekten ne istedi? Arkadaşlar bir dakika, bebeği bu işe karıştı. Bir şey söyleyeceğim, bu karakter kim? Bu karakter, Barbie koymuşlar bu karakteri. Bir şey söyleyeceğim, bu bir insan değil, bir oyuncak bebek bu. Barbie oyuncak bebek koymuşlar sol üstte. Abi bu ne? Bu ne? Gerçi bu haliyle biraz terör şebekesine de benzemiş olabilir ama bu tabloya iyi bakın. Çünkü bu zaten bir dizi terörü. Bu arada ne gerek vardı, zaten dizi bunu kendi kendine de yapmıştı derseniz, inanın böylesi senaristin bile elinde yok. Bakın buradaki kırmızı ipler aşk ilişkilerini, kahverengi ipler de bu aşk ilişkilerinden doğan çocukları ve aynı zamanda diğer ilişkileri gösteriyor. Biraz Eba TV gibi mi oldu? Fark ettiyseniz ortadaki karakter Paris gibi. Bütün yollar ona çıkıyor. Şu yukarıda Halit herkesin sugar dedisi. Ama herkese atlıyor. Atladığı herkes de başkasına atlıyor. Görmüş olduğunuz 6 kadının tamamıyla birlikte olan bu adam Sultan 1. Halit. Hemen size... Buradaki 6 kadınla da beraber olmuş. Dizideki tüm kadınlarla beraber olmuş da. Şunlar da çocuklar yani. Mahiyetindeki halimini tanıtayım. Bu 1. karısı Müzeyyen. Dizide sadece adı geçtiği için, diziye de sadece güzel kadınlar girebildiği için Barbie'nin yaşlanmış halini koydum. İkinci... Abi bir an, çünkü bak yarı yolda çok korktum. Dedim ki şimdi böyle bir oyuncu varsa, şimdi ben dedim böyle hani kötü bir yorum yapıyormuş gibi olmayayım dedim ama yani Barbie gibi, oyuncak bebek gibi gözüküyordu ama yaşlı bir oyuncak bebek gibi gözüküyordu demedim. Korktum çünkü böyle birisi varsa kızılmasın, davalık olmayayım diye. Hakikaten de öyle bir şey konulmuş abi. İkinci karısı, üçüncü karısı, dördüncü karısı, bu sevgilisi ve bu da nişanlısı. Bu da ebesinin yardımcı olduğu, değil mi? Bu da Şehzade 2. Halit. Aslında Halit'e sadrazam deseydik sol alt köşesinde duran bu Halitcan birazcık daha mantıklı olabilirdi ama o da büyüyünce kendi haremini kuracak. Peki validesi kim? Yıldız. O da daha önce Kemal'le evlenmiş. Peki Kemal kim? Halit'in eski kızı. Eski kızı olamaz. Bu arada bu Zehra kızımız daha önce üvey annesinin eski sevgilisiyle evliydi. Ve hatta yine eski üvey annesinin kardeşiyle birlikteydi. Tabii o üvey anne de boş durmadı. Halefi olan Halit'in üçüncü karısının kardeşiyle sevgili olan Alihan'la da bir ara evlilerdi. Peki Alihan kim? Halit'in ikinci karısının kardeşi. Ama Alihan, sen daha sonra ne yap? Sen git Halit'in üçüncü karısından boşan dördüncü karısının kardeşiyle evlen. Ama ne oldu? İkisi de mutlu olunca diziden çıkarıldılar. Yani mutlu olan çıksın kasıyor tadındaki bu hikayede bir de Lila kızımız var. Buraya kadar sıkıntı var mı? Arkadaşlar kendinizi derse verin, böyle olmaz ama. Böyle olmaz arkadaşlar, kendinizi verin birazcık. Anlamayanlar yarın etüte geliyor. Anlamayanlar yarın etüte geliyor arkadaşlar. Yasak halime tuttu. Halit'in ikinci karısı... Biraz dinleyin, kendinizi verin arkadaşlar. Biraz kendinizi verin. Bundan olma meyvesi. Halit'in... Bak sen arkadaki çete yazmayan bak. Tebeşir yedin mi? Ay bu çok kötü bir diziymiş hakikaten ya. Üçüncü karısıyla beşinci karısının... Dur bir dakika hocam, kaçırdım. Çok özledim hocam. Bir tık oraya bir girelim. Tadındaki bu hikayede bir de Lila kızımız var. Halit'in ikinci karısından olma meyvesi. Güzel. Halit'in üçüncü karısıyla beşinci karısının abisinden olma Yiğit'le daha önce bunlar evliydi ama daha sonra boşanıp şimdi sevgili hayatı yaşıyorlar. Peki Emir teyzesi olan Nadir'den boşandıktan sonra Zehra'nın ebesi olan Erim'in altıncı seviye üvey annesinin gelini kim? Kaya? Heh, al bunu şimdi sektörün neresine dayarsan daya. Artık kadınları mal gibi görüp koleksiyonunu yapan... Hocam sonunu ben anlamadım ama şey yapmam, biliyormuş gibi gidelim, tamam hadi. Zihniyete
Jeneriğinden son sahnesine kadar kadınlara çalışma, çalışanınkini ye diye verdiği mesaja. Sen Harry Potter asası mı tutuyorsun elinde abi? Adam elinde Harry Potter asası tutuyor. Parayla satılan onura, gurura nereye dayarsan daya. Şu elindeki Harry Potter asasıyla yerli dizi ilişki ağını gösteriyor olman bile başlı başına bir mesaj anlayana. Hatta yerli dizilerin geldiği noktayı görebilmek için Şevval Sam'ın oynadığı ilk diziyle son dizi arasındaki farka bakmak bile yeterli aslında. Bu arada şu elinde gördüğünüz el emeği ve göz nuruyla birlikte hazırlamış olduğumuz Türk dizi sektörünün geldiği en son tabloyu aranızdan birisine armağan etmek istiyorum. Ki en azından bir işe yarasın. Instagram'da son paylaştığım fotoğrafın altına bir arkadaşınızı etiketleyin ve bu harika tablonun sahibi olun. Vallahi ciddi söylüyorum. Çünkü ben baktıkça diziyi hatırlayacağım ama siz baktıkça beni hatırlarsınız. Geldik, gökten 3 elma düştü. Hepsini de Halit Yedi adlı videomuzun sonuna. Bu videoyu yapmamda yardımcı olan herkese sonsuz... Bir şey söyleyeceğim, bu dizi bitti mi? Hakikaten ya, bir şey söyleyeceğim. Zeynep çetesi bizim Instagram'a atmış. Siz de bari bir ona tıklayın, olur mu ya? Siz de bari bir ona tıklayın arkadaşlar. Ben de kaydır gel istiyorum. Çok bir şey istemiyorum yani, söz. Kaydırıp geleceğim, o kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sezon finali mi verdi? Yani bu arada güzelmiş. Ben ilk defa izledim çok sevgili Murat Soner'i. Ama beğendim. Yani Türk dizileriyle hiçbir alakam yok. Ama entrika severim. Dedikodu da severim. Bazı koşullarda severim yani. Kaos da sevebilirim. O yüzden fena değil yani. Bu ne anne? Gidiyorsun mu? Oo. Şöyle bir saniye. Gidiyorsunuz mu?